yetiştirelim sizler için. Evet. Çöp şişli tavuk şinitzel yapıyoruz sizlere ikinci olarak. Neler kullanacağız? Malzeme listemiz şöyle arkadaşlarımız ekrana verirlerse eğer saymaya başlayalım. Evet. Öncelikle 1 kilogram tavuk göğsü kullanıyoruz. 2 adet yumurta, 1 su bardağı galeta unu, 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber, birer tatlı kaşığı, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı da un kullanıyoruz. Ve süslemek için de ızgaramızda mı yapacağız usta? Tavamızda yapacağız. Tamam. Izgaramızda da tavuklarımızda biraz harika. Daha yapacağız. Tamam. Farklı bir şekilde çok hazırlayacağız. Güzel. 1 adet kuru soğan, 2 adet domates, 3 adet de karışık biber kullanıyoruz. Çöp şişli tavuk şinitzel için. Evet, ustamıza dönüş yapıyoruz bakalım. Evet. Neler yapacağız, nasıl hazırlayacağız? Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle Ayşegül Hanım malzemelerimizi sizler için saydım. Malzemelerimizi saydıktan sonra ben de şöyle kısaca bir de malzememizi anlatalım. Ondan sonra sizlerle beraber hemen yapılışına geçelim. Aslında bu yemek misafiriniz geldiği zaman olabilir. Elinizin altında malzeme yoktur veya da onlara kısa bir sürede yemek yapmanız gerekecek ve onun için siz de bu bizim yaptığımız gibi yapıp kısa bir sürede gelen misafirlerinize yemeklerinizi hazırlayıp hemen sunabilirsiniz. Şöyle güzelce bir şekilde ne yapalım? Hemen çöp şişli şinitzelimiz için sevgili izleyicilerimiz 1 kilo tavuk demişti ama biz biraz daha fazla tavuğumuzu getirmiştik. Tavuğumuz var, ondan sonra galeta unumuz var. Galeta unumuzun içinde biraz daha normal un kullanacağız. Onları biraz sonra tekrar size anlatacağız. 4 adet yumurtamız var, ondan sonra kürdanlarımız var. Domates ve biberle ben süsleme yapacağım. Onları farklı bir şekilde yapacağız sevgili izleyicilerimiz. Şöyle hemen işleme başlamamız için ne yapacağız? Şöyle bir tavuklarımızı alalım. Kemiksiz tavuk göğsü. Evet, şöyle kemiksiz tavuk göğsü görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Onları güzelce bir şekilde hemen şöyle bir ufak ufak doğrayalım. Şöyle tavuğumuzu alıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra usta ne yapacak şimdi benim gibi tuz yemeyenler acaba? Nasıl pişirecekler bunu? O zaman tuz hiç evet. kullanmayacaklar Ayşegül Hanım. Evet, üstü kapalı böyle biraz ufaktan ufaktan bir gönderme. Bir evet. iki tane şiş tuzsuz yapalım o zaman. Tabii ki öyle yaparız. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şöyle sevgili izleyicilerimiz görüyorsunuz hemen tavuklarımızı alıyoruz. Şöyle güzel bir şekilde hemen doğradık. Şöyle doğradıktan sonra ne yapacağız? Bunları şöyle tabağımıza alacağız. Şöyle tabağımıza doğradıklarımızı koyalım. Ve bunlar da aynı şekilde hemen şöyle bir doğrayalım. Onları da koyalım. Şöyle bir tavuk filotolarını alalım. Onları da şöyle minik minik küçük küçük kuşbaşı şeklinde şöyle doğrayıp hemen tabağımıza koyalım. Evet, şu tavuğumuzu da şöyle tekrar şurada lades kemiğimiz var. Ufak bir parça. Onu da şöyle bir alalım. Evet. Şöyle lades kemiğini aldıktan sonra seviciliğimiz tavuk parçamızı da aynı şekilde şöyle önce dilimler halinde kesiyoruz. Onu kestikten sonra tekrar kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Çok fazla büyük olmasın tavuklarımız. Şöyle görüyorsunuz. Küçük kürdanlara geçeceği için öyle değil mi usta? Aha, çok fazla büyük olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle bir parçamız daha var ama onları ben şöyle tavuğumuz biraz fazla. Onun için bunu da şöyle Ayşegül ablam için biraz sonra robotumuzda pişireceğiz. Çok teşekkür ederim. Bunları da ederim. Şöyle hemen ızgara şeklinde açalım. Onları da sonradan tekrar siz için hazırlayacağız. Tuzsuz bir şekilde evet, yapacağız abla. Hakikaten ızgaramız o kadar güzel ki usta daha pişirmeden ben böyle hani anlatıyor gibi olacağım ama evde de kullanıyorum şu an. Onun derdine düşmüştüm. Acaba hani ne yenecek? Sonuç itibariyle diyet yapmak çok zor. Yani kilo için değil, sağlık için de bakın bazen gerekiyor diyet tabii yapmak. Tabii ki, tabii ki. Ve pişirme yöntemleri o kadar önemli ki elimizin altında hakikaten böyle işimizi görecek. Ondan sonra çok güzel böyle bizlere hizmet edecek ürünler olması lazım. Robotumuz da onlardan biri. Evet. Kesinlikle muhakkak, öyle. Muhakkak tabii ki. Şöyle sevgili izleyicilerimiz hemen tavuğumuzu evet. hazırladık. Şöyle tabağımıza koyalım. Bunları sonra ablam için hazırlayacağım. Evet, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi diğer işlemlerimize şöyle hemen geçiş yapacağız. Şimdi tavuklarımızı hazırladık sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi hemen geniş bir kabımızı içine ilave ettik. Ve onları şöyle geniş bir kabımızı içine ilave ettikten sonra ben şöyle tekrardan şöyle kabımızı alalım, cam kabımızı. Ondan sonra şöyle 3 tane yumurtamızı alalım. Sonradan bir daha gerekecekse tekrardan
içine ilave edebiliriz. Evet, bir telefonumuz var. Alo diyoruz. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar efendim. Haydi akşamlar. Abdurrezzak Yavru Türk. Evet. Aman nerelerden arıyorsunuz? Ta Van'dan arıyorsunuz. Hoş geldiniz. Tam Çaldıran'dan arıyorum efendim. Amcam, evet, amcam çok güzel. Masum'a ve Ersin'e de sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İyi programlar, sağ olasın efendim. Allah teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet. Bu esnada da bütün Yavru Türk ailesine, böyle akrabalarıma burada tekrardan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bana da sevgiler gönderiyoruz. Evet. Evet. Şimdi güzelce bir şekilde tavuklarımızı hazırladık ve ondan sonra hemen yumurtalarımızı güzelce bir şekilde kırdık. Onları çırptık, hazırladık sevgilicilerimiz. Onları hazırladıktan sonra hemen şöyle yumurtalarımızı kenara alalım ve ondan sonra galeta unumuzu alıyoruz. Şöyle geniş bir kabımızın içine sevgilicilerimiz. Siz de aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Hemen galeta ununu hazırladıktan sonra şimdi bu işlemi yaptığınız zaman tavuk şinisele daha güzel bir tat ve lezzet vermek istiyorsanız ne yapacaksınız? Hemen şöyle biraz karabiber, şöyle bir tatlı kaşığı kadar da karabiber içine ilave edeceğiz ve ondan sonra tuzumuzu galeta ununun içine ilave edeceğiz. Ama ben kullanmayacağım çünkü ablam rahatsız hayır, hayır, olduğu için. Hayır kullanın, ben de sade onlardan diyeceğim. Tamam o zaman. Bir de yemek seçiyorum. Evet şöyle. Utanmadan. Evet şöyle, estağfurullah ablam olur mu? Şöyle güzelce bir şekilde tuzumuzu da hemen galeta unumuzun içine ilave ediyoruz sevgilicilerimiz. Gördüğünüz gibi yani yemeğimizin daha güzel olması için, daha lezzetli olmasını istiyorsan mutlaka bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Ve az bir şeyde un şöyle bir veyahut da iki yemek kaşığı kadar da olsa sevgilicilerin işinizi görecek. Biraz da unumuzdan hemen içine ilave ediyoruz. Tavuk şinislerimizin daha güzel bile, daha çıtır çıtır olmasını istiyorsa ve daha güzel bir şekilde pişmesini lezzeti istiyorsa. Lezzeti de farklı olsun. Tabii ki. Biz bu yaptığımız işlemleri siz de yapabilirsiniz. Ve ondan sonra şöyle ne yapıyoruz? Hemen harmanlıyoruz. Görüyorsunuz. Şöyle bütün malzemelerimizi, şöyle tuzumuzu, karabiberimizi ve unumuzu koyduk. Ondan sonra güzelce bir şekilde şöyle karıştırdık, harmanladık. Ve onları harmanladıktan sonra siz şimdi tavukları isterseniz bütün bir şekilde de böyle yaptığımız gibi de yapabilirsiniz. Veyahut da şöyle çöp şişle de yapabilirsiniz. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Artık o sizin zevkinize kalın. Nasıl isterse o şekilde hazırlayabilirsiniz. Biz bugün dedik farklı olsun, şöyle değişik olsun. Ve ondan sonra hemen ne yapıyoruz sevgilerimiz? Şöyle güzelce bir şekilde kürdanlarımızı alıyoruz. Etimizi şöyle ikişer tane veyahut da çok küçükse üçer tane hemen batırıyoruz. Direktmen yumurtamızın içine. Harika. Bence usta böyle bir farklılık olacak. Hep farklılık diyoruz ya. Şimdi büyük şeklinde yani böyle parça tavuk yaptığımız zaman herkesin yaptığı bir tarz. Ama böyle yaptığımız zaman muhakkak ki böyle tad ne kadar aynı olsa da görsellik de çok etkiliyor yemeği tabii biliyorsun. Ki. O yüzden aslında bu şekilde de benim bayağı bir hoşuma gitti. Özellikle hani dedim ya mesela bayan izleyicilerimiz son anda misafiri hemen evet. Eve geldiği zaman onlar göz dolduran bir şekilde, güzel bir yemek tabii, olabilir. Kısa bir sürede hazırlayıp hemen misafirlerine ikram edebilirler, sunabilirler. Şöyle kolay, pratik bir şekilde hem de çok da lezzetli oluyor. Özellikle çocuklarımız bu tür şeyleri evet, istedikleri evet, zaman evimizde yapabiliriz. Doğru, çok seviyorlar. Biliyorsunuz biz buradan tavuk yapmıştık. Harika. Yusuf bir kere tadına bakmıştı. Ve her hafta haftanın 2-3 günü yapıp yediriyoruz ona. Çok seviyor gerçekten. Anne cips diyor. Kızardıktan sonra böyle hafif bir de şinitzel olarak yani una buladığımız için gerçekten böyle bir cips tadı da veriyor. Evet. Çok hoşuna gidiyor. Hazır yiyecekten 1000 kat daha iyi. Tabii ki. Şöyle önce şişlerimizi hazırlayalım. Sevgilicilerimiz görüyorsunuz tek tek şöyle. Hemen şişlerimizi hazırlayalım, birazını şöyle atalım. Diğerlerini şöyle kenara hazırlayıp koyalım. Ondan sonra kızartma işlemlerine sizlerle beraber başlayacağız. Önce şöyle yavaş yavaş şöyle kürdanlarımıza geçirelim şişlerimizi, tavuklarımızı. Siz isterseniz tavukların içine de tuz, baharat ilave edebilirsiniz sevgilicilerimiz. Ama bizim yaptığımız gibi de yaparsanız kesinlikle tuz gerek kalmayacak. O da çok lezzetli olacak ve farklı bir şekilde hazırlanmış olacaksınız. Şöyle. Aslında bu sene ben Van'a gitmeyi düşünüyordum Ayşegül Hanım ama... Evet, uzun yıllar olmuş usta gitmeyeli. Evet, çok, ben de çok özledim. Gidemedi, bir türlü nasip olamadı. İnsan ölçüye işte gerçekten. Evet, burada da biliyorsunuz haftanın 7 günü de buradayız artık. İnşallah bakalım eğer... Seneye bir nasip olursa gitmeyi düşünüyorum tekrar Van'a bu arada. İnşallah belki şöyle... bir bayram vasıtasıyla veya güzel bir tatil olursa inşallah. İnşallah evet. İzleyenlerimizi bırakmaya kıyamıyoruz bakın sizlere bağlıyız yani tatil yok hafta sonu yok hep sizler için.
Ama biz bundan şikayetçi değiliz. Yok, tabii kesinlikle, ki kesinlikle, kesinlikle öyle. Tabii özlem duyuyor insan, doğduğu memleket gerçekten çok farklı ne olursa olsun. Bazen ekranlarda gördüğümüz zaman bile böyle bir heyecan, öyle değil mi? Kalplerim, evet. Böyle kalbim bir farklı atıyor sanki. Özümüz güzel ya, herkes kendi özünü seviyordur tabii ki. Ama en büyük mutluluk, en büyük şükür gerçekten öncelikle güzel bir memlekette doğmamız. Öncelikle daha doğrusu Müslüman olarak dünyaya tabii gelmemiz ve güzel bir memlekette, değil mi? Önemli, ülkemiz çok, evet, güzel tabii daha ki doğrusu. Memleket çok fazla önemli değil Ayşegül Hanım, ama önemli olan tek şey nedir? Yani insanları sevmek, insanları anlamak, insanlara değer vermek. Zaten değer verdiğin zaman, insanları bütün gördüğün zaman, insanları kucakladığın zaman, aynı değerde gördüğün zaman her yer aynıdır. Kesinlikle öyle. Çünkü sonuçta hepimiz aynı dine mensubuz. Hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz, aynı kitaba inanıyoruz ve aynı peygambere inandığımız için, şükürler o yolda olsun olduğumuz için. Kesinlikle ufak tefek şeylerin... bence gözümüzde büyütmememiz gerekiyor. Tabii. Onun için dediğim gibi yani. Şöyle bir şey var. Hani diyor ya usta, yaradılanı severim yaradandan ötürü diye. Gerçekten bunu bir şiar edinmemiz lazım. Neden? Hep böyle dayım anlatırdı. O kadar çok hoşuma gider ki. Hani bize sormadılar. Nerede doğmak istiyorsun? Annen tabii kim ki olsun? Baban kim olsun? Rengin ne olsun diye. O yüzden hiç kimseyi ne doğduğu yerden dolayı, ne renginden dolayı, ne de sahip olduğu işte ailesinden dolayı yargılamamak lazım. O bize düşmez. Rabbimizin bizlere artık böyle layık gördüğü şekilde bizleri yarattı. Muhakkak ki en güzelini, en hayırlısını o biliyor. O yüzden gerçekten bunu hep aklımıza getirelim. İnsanları yargılamadan önce, insanları hor görmeden önce diyelim ki kendi kendimize. Rabbimiz sordu mu bizlere, nerede doğacaksın, annen babam kim olsun, hangi memlekette doğacaksın veya dinin ne olsun diye. Yaradılanı sevelim, yaradandan ötürü diyorum ben. Ve bir telefonumuz var. Alo. Alo. Merhabalar Süreyya Hanım, Süheyla Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Fransa'dan arıyorsunuz. Evet. Programınızı çok severek izliyorum, çok beğeniyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik etmek için aradım sizi. Gerçekten çok güzel bir program sunuyorsunuz. Allah razı olsun. Burada çok kişi izliyoruz. O zaman buradan şöyle diyelim. Bize burada çok güzel şeyler sunuyorsunuz. Ben de bize burada çok güzel şeyler yapıyoruz. Sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, sağ olasın. Biz çok teşekkür ederiz. Sizler de eksik olmayın inşallah. Size ederim, hayırlı günler. Çok sağ olun. Sağ olasın. O zaman şöyle diyelim Süheyla Hanım'a, Süheyla Hanım'ın ailesine, yanındaki işte bütün sevenlerine, bizleri Fransa'da izleyen bütün izleyenlerimize, gurbetçilerimize teker teker selam gönderiyoruz. Rabbim inşallah böyle gönüllerindekinin hayırlısını versin diyorum. Amin, ben. Amin, evet. Evet, amin, gerçekten kesinlikle öyle. Evet. Evet, hasretleri bitsin bir an önce. Amin, evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, hemen ne yaptık? Tavuk şinselerimizi şöyle güzelce bir şekilde hazırladık. Görüyorsunuz, onları hazırladık. Hemen kürdanlara güzelce bir şekilde bir geçirdik. Şu anda hazır bir durumda. Tavuklarımızı hazırlamıştık. Ondan sonra ne yaptık? Galeta unumuz da şu anda hazır bir durumda. Tuzumuzu atmıştık, karabiberimizi atmıştık. Ondan sonra az bir şey unumuzu da ilave ettik. Ve yağımızın altını açtık. Yağımız yavaş yavaş ısınmaya başlayacak. Ondan sonra hemen ne yapıyoruz? Tavuklarımızı alıyoruz. Yumurtalarımızın içine ilave ediyoruz. Yumurtalarımızın içine kesinlikle hiçbir şey koymuyoruz. Su veya da yağ, hiçbir şey kullanmıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sadece 3 tane yumurta veya da 4 tane, artık o sizin yapacağınız malzemeye bağlıdır. Yumurtaları kırıyoruz. Geniş bir kabın içine onları güzelce bir şekilde çırpıyoruz. Ve çırptıktan sonra hazırlamış olduğumuz tavuklarımızı içine ilave ediyoruz. Ve ondan sonra şöyle bir bakalım. Hafif biraz yumurtamızda. Evet. Bir iki dakika daha biraz toparlansın. Altını kısmıştık. Yağımız çok fazla ısınmasın. Yağımız, bu kızartma da yaptığınız zaman kesinlikle sevgili izleyen, yağınızı çok fazla yakmayın. Aman sakın ha. Çünkü yağ biliyorsunuz çok fazla yandığı zaman kesinlikle yararlı şeyler olmuyor ve bizim o tükettiğimiz yemeklerimiz hepsi bize zehir olarak geri dönüyor. Onun için yağlarımızı kesinlikle çok aşırı bir şekilde yakmayacağız. Hemen yağımız bize hafiften yavaş yavaş ısınmaya başladı ve alıyoruz. Görüyorsun şöyle tavuklarımızı. Şöyle güzelce bir şekilde galeta unumuzun içine ilave ediyoruz. Güzelce bir şekilde harmanladıktan sonra hemen ne yapıyoruz? Şöyle tavamıza atıyoruz. Evet, yavaş yavaş pişecek onlar. Evet, şöyle atalım yavaş yavaş sevgilicilerimiz. Şöyle güzelce bir şekilde pişsin. Tavuklarımızı attık. Şöyle devam ediyoruz tavuklarımızı hemen yavaş yavaş kızartmaya.
Tavuk eti de güzel bir et zaten. Her zaman tabii buradan söylüyoruz. Çok hafif, çok da güzel. Pratik bir şekilde de pişiyebiliyorsa Ayşegül Hanım. Kesinlikle öyle. Stresi de alan harika. Zaten beyaz et hep diyoruz ya, kalsiyum değeri de yüksek. Protein değeri daha yüksek daha doğrusu. Hatta evet, işte kırmızı ete oranla kıyasladığımız zaman diyoruz ki kırmızı ette demir oranı çok, beyaz ette protein çok. Yani ikisi de tabii ki aynı vitaminleri barındırmıyor. Biri diğerinden daha fazla. O yüzden ne yapacağız? İkisini de tüketmeye dikkat edeceğiz. Bir de şöyle bir şey söyleniyor. Uzmanlar bunu söylüyor tabii ki. Beyaz et ve kırmızı eti bir arada tüketmeyin diyorlar usta. Yani ikisini evet, karıştırmamakta fayda varmış. Ama biz maalesef bunu yapıyoruz. Evet, ne karışık için diyoruz. Gidiyoruz ya dışarıya. Şöyle getir bize bir karışık diyoruz. Evet, öyle aslında değil mi usta? Bir de onun şöyle de yapanlar var. Belki o konudan da dolayı söylemiş olabilirler. Şimdi tavuk etini köftenin içine de, kırmızı etle beraber köftenin içine de kullandıkları zaman belki onu da dile getirmiş olabilir. Evet. Köftenin içine kullanmamamız gerektiği yönde bize söylemiş tabii, olabilir. Tabii hem öyle işte, yani artık farklı şekillerde farklı söylemler var. O şekilde yine biz ne yapacağız? Araştıracağız. Ondan sonra tüketmeye dikkat edeceğiz tabii ki. Evet. Mesela şöyle bir şey daha var usta. Bizim mutfaklarda eksik ettiğimiz çok önemli siyah havuç. Siyah havuç, evet. Siyah havuç baktığımız zaman ülkemizde üretilen ama insanımızın çoğu kişinin bilmediği şeklini, rengini, çoğu şemalini markette de bulamazsınız. Nadir yerlerde tabii ki satılıyor. Ve biliyor musunuz siyah havuç onkoloji kongrelerinde, yurt dışlarında yapılan konferanslarda kanser önleyici olarak, bakın kanser önleyici ve kanserin ilerlemesini engelleyen çok güzel bir sebzeymiş usta. Burada soruyorsun, diyorlar ki işte bizde ederi yok, para etmiyor, insanlarımız istemiyor, o yüzden satmıyoruz. Tabii ki. Şöyle çünkü neden? Yani o kültür gelişmemiş bizde. Çok çok ucuz ve kanseri engelliyormuş. Evet, şöyle bir şey diyeyim ben. Bundan yaklaşık hemen 7-8 sene önce ben bir yere gitmiştim Ayşegül Hanım. Gelirken arabayla böyle bir yerde durduk. Bir mola vermem gerekiyordu. Öyle oturduk, çay içelim dedik. Yani evet, biraz da yorgundum, böyle uykusuzdum. Böyle dinlenirken yanımda bir aile vardı. Ben de oturdum böyle, çay söyledik, arkadaşlar da geldi, beraber oturduk, çay içtik. Ondan sonra ben de arkadaşlar dedim, baktım İstanbul'da dedim, biz aldığımız nefes bile burada baktığı zaman değişiyor dedim. Tabii. İstanbul dışına çıktığı zaman aldığı nefes bile, hava bile değişiyor dedim. Kesinlikle. Hatta biz birbirimize bile şakalaştık, gülmeye başladık. Dedim sakın havayı bitirmeyin diye ben espri yaptım. Ondan sonra baktım karşı masada böyle yaşlı bir tane beyefendi oturuyor. Bana şöyle bir şey dedi. Dedi ki oğlum dedi, eğer dedi insanlar dedi klima gibi düşünülmüş olsa dedi, her ayda bir vücudundaki filtre diyor değişmesi lazım diyor. Tabii. Yani insanlar diyor vücudu öyle aldığı nefes, o pis hava olsun, o şeyler olsun, insanın vücudu tabii arınması lazım. O diyor ki o da ne yapacağız? Bol bol sebze tüketmemiz lazım. Bol bol meyve tüketmemiz lazım ve suyu hayatımızda eksik bol bol tüketmemiz lazım. Tabii ki eksik evet, etmemiz lazım. Günlük bana şunu dedi. Günlük mutlaka 3 litre su tüketmemiz gerekiyor. Tabii 2,5-3. Evet, evet, yani 2,5-3 litre ama biz inan ki 1 bardak bile 3 günde bir belki zor bir bardak içiyoruz. Doğru, o da çok kötü bir şey. Tavuk şinitzel yaptık. Şu an tavuklarımızı kızartıyoruz. Biraz evet, sonra da sizlere mantarlı yörem çorbası hazırlayacağız. Fırınımızda da çörek otlu simitlerimiz pişiyor. Yine güzel lezzetler yaptık sizlere. Yapmaya da devam ediyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir daha tabii ne yapacağız? Ustamız bizlere anlatacak. Bakalım nasıl hazırladık bu güzel tavukları. Evet, şöyle hemen bir anlatalım çöp şişli tavuk şinitzelimizi sevgili izleyenlerimiz. Önce ne yapıyoruz? Tavuklarımızı küp küp doğruyoruz. Onları doğradıktan sonra hemen kürdanlara güzelce bir şekilde geçiriyoruz ve ondan sonra kenara bırakıyoruz. Ondan sonra hemen ne yapıyoruz? 3 adet yumurtamızı kırıyoruz. Onları güzelce bir şekilde yumurtamızı çırpıyoruz. Onu çırptıktan sonra onu da bırakıyoruz ve ondan sonra galeta unumuzu hazırlıyoruz. Galeta unumuzu da ne yapıyoruz? Şöyle 2 su bardağı kadar galeta unumuzu geniş bir tabağımızın, düz tabağımızın içine koyduk. Ondan sonra hemen tuzumuzu, yetecek kadar tuzumuzu, ondan sonra karabiberimizi içine ilave ettik. Ve 2 yemek kaşığı kadar da hemen ne yaptık? İçine un ilave ettik. Tavuklarımızı güzelce bir şekilde önce yumurtaya ve ondan sonra galeta ununa güzelce bir şekilde bulandıktan sonra sevgilerim ne yapıyoruz? Hemen tavamıza koyuyoruz, görüyorsunuz kızgın yağımızda güzelce bir şekilde kızartmaya devam ediyoruz. Şimdi tavuklarımız yavaş yavaş kızartmaya devam etsin. Ben de şöyle hemen Ayşegül ablam için biraz tavuk ayarlanmıştım. Onları ne yapalım? Şöyle robotumuzu da yapalım. Özellikle de diyet yapan bayanlarımızla evet, veya izleyicilerimizle yapabilir. Aslında güzel bir örnek olacak, öyle tabii değil mi? Çünkü dedik ki az önce hani diyet yapanlar sadece kilo için değil, sağlık da bunu gerektiriyor.
sağlığımızı korumak için tabii ki zaman zaman bunu yapmak lazım. Robotumuzun çok güzel bir özelliği var, 7'den 70'e. Öyle değil mi usta? Tabii ki. 4 mevsim, bakın 4 mevsim. Sadece yazın değil, 4 mevsim mangal yapma keyfine varıyoruz. Varıyoruz tabii sağlıklı ki. Her pişirimler, ortamda yapabiliyoruz. Tabii, sağlıklı pişirimler yapıyoruz. Evet. Sadece mangal mı yapıyoruz peki? Yok, sadece mangal yapmıyoruz. İsterse ne yapabiliriz? Mısır patlatıyoruz, kavurma yapabiliriz, hamur çeşitleri olsun sevgili. Pilav mı, ondan sonra çorba mı? Her şey yapıyoruz. Yapamadığımız hiçbir şey yok. Güzel bir şekilde, hem hızlı bir şekilde pişirme sağlıyor, kolay bir şekilde pişirme sağlıyor. Şimdi robotumuzu güzelce bir şekilde ne yapalım? Hemen şöyle altını açalım. Ve gördüğünüz gibi hemen ızgaramızı, şöyle tavamızı koyuyoruz. Su haznemize biraz su koymamız gerekiyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, şöyle su haznemize suyumuzu koyuyoruz. Kokusuz, şöyle. Sıfır kokusuz. Evet. Kesinlikle evlerinizde, iş yerlerinizde, ofislerinizde, ustamız diyor ya bazen bağda, bahçede, dağda, kırda, bayırda, karın üstünde, yağmurun altında. Evet, iddia ediyoruz yağmurun altında. Yağmur yağar, robotumuz soğur diye bir derdimiz de yok. Yok, neden? Kesinlikle. Çünkü kapağımız var, öyle değil mi? Evet. Şöyle görüyorsunuz hemen sevgili, o çatıda çok kısa bir sürede pişiyor, ısınıyor. Hemen şöyle tavuklarımızı şöyle kenara koyduk. Güzelce bir şekilde yavaş yavaş tavuklarımız pişsin sevgili izleyicilerimiz. Onlar pişerken şimdi Ayşegül Hanım çorbamızın da malzemesini tekrar size bir anlatsın. Ondan sonra sizlerle beraber mantarlı yörem çorbası yapacağız. Evet, şöyle malzeme listemiz ekranlarımıza doğru bir yavaş yavaş bir gelsin. Evet. Ondan sonra bir yandan ben sizlere mantarlı yörem çorbasının ne istiyor Ayhan? Mantar mı istiyor? Tamam kardeşim, senin için mantar sayalım. Atalım. Tabii ki dövmek değil. Gerçekten biz artık öyle bir ilişki boyutuna girdik ki hakikaten kardeşten dövdü. Öyle evet, değil mi usta? Gerçekten. Ki, kesinlikle öyle. O benim bir abim. Benim abim yok. Gerçekten benim abim yok. Sağ Allah olsun. O da benim bir abim. Annem de çok seviyor zaten. Allah oğlum olsun, diye evet, seviyor. Sağ olsun. Kendisine sevgi selamlarımızı. İnşallah böyle bu güzel birlik, beraberlik her daim sevgili izleyenlerimizin de katkılarıyla, desteğiyle devam etsin tabii İnşallah, ki. İnşallah tabii ki. Evet, güzel bir program yaptık. Ustamız güzel yemekler hazırladı. Ellerine sağlık Allah diyoruz. Allah razı olsun. Sağ Nacizane ben de böyle konuşmaya çalıştım. İnşallah sizlere faydalı bilgiler faydalı bilgilerimizi sizlere sunabilmişimdir. Kolay kurulumun hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.